Oturdum. O geçen de yangın olmuş bağlarda. Oturdum abi. Koçlarda bir tane bildiğinden oturdum. Ne geçmiş olsun. Sağ olun. Yangın çoğdurası. Her yerde var. Oray, ne yapar? Gene şehit ettiler. Valla. Ya ölüm herkesin sonudur da böyle hainci öldürme insan. Valla onlara fırsat vermez. Sıçağımızda çarpın. Kazançtı yani öyle bir saat ama kazançtı bize. Kaldır Necmettin Hoca Allah mekanı cennet eylesin. Biz de onunla ortak arkadaşlarımız sayesinde tanıştık. İyi, hoş bir insandı. Gelirdi burada otururduk, sohbet ederdik. Hain bir saldırıya maruz kaldı. Allah mekanı cennet etsin inşallah. Allah zalimlere de fırsat vermesin. Mekanı cennet olsun yani. Diyecek bir şeyimiz yok. Öğrencileriyle ilgili size bir şeyden bahsedelim. Ya bahsederdi valla. Öğrencileriyle aile gibi olduğunu söylüyordu. Hepsine çocuklarım gibi bakıyorum diyordu. Öğrenciler de seviyordu kendisini zaten. O vefat ettikten sonra öğrencilerin de psikolojisi bozuldu. Bayağı bozuldu. Toparlıyorlar yavaş yavaş inşallah. Yani sonumuz ölümdür ama böyle değil. Bir arkadaşımın vasıtasıyla geldi. Ondan sonra sabit müşterimiz oldu. Tıraşımızı beğendi. Daima gelip bizde tıraş oldu. Ara ara sohbet ederdik, konuşurduk. İşte iyi bir insandı. Sohbeti, şey, muhabbeti güzeldi. Peki öğrencilerinden hiç bahseder miydin? Öğrencilerinden bahsederdi. Öğrencileri çok severdi. Öğrencileri de onu severdi. Bahsederdi yani bundan. Çocuklar için çaba gösterirdi. Onlar için daima bir şeyler yapmak isterdi. Peki vefatından sonra duyunca ne hissettin? Kendimi çok kötü hissettim. Yani üzüldük. Kötüydü. Allah mekanını cennet etsin. Mekanı cennet. Necmettin Hoca ile tanışmamız şu şekilde olsa aslında. Biz zaten beyaz eşya işiyle uğraşıyoruz. Evindeki bir tane beyaz eşya işte arıza vermişti. Bu yüzden de bize ulaştı. Biz de kendisinin bu arızasını giderdik. Bu sayede hani tanışmış olduk. Daha sonrasında tabii ki küçük eşyalar, evindeki süpürgedir, işte başka şeylerdir. Bunlar hani sıkıntı oldu, arıza verdi. Bunları da gidermeye biz devam ettik. Böyle gel git derken biraz dostluğumuz ilerledi açıkçası. Kendisiyle zaten tanışmamızın haricinde dostluğumuz pekiştiği için bu sefer diyaloglarımız daha sıklaşmaya başladı. Kendisi zaten bir öğretmen, öğrencileri için çok fazla şey yapıyordu. Hatta bazen oluyordu mesela öğrencileri için etkinlik yapıyordu. Bu etkinlikler için bizden malzeme temin ediyordu, eksik gördüğü malzemeleri. Bu sayede biz de kendisine yardımcı olmuş oluyorduk. Öğrencilerini çok severdi gerçekten. Yani onlar için her şeyi yapmak isteyen bir öğretmendi. Biz de onu sürekli takdir ederdik. Yani severdik Recmettin hocamızı. Maalesef ki kötü bir şekilde vefat etti. Böyle olmasını istemezdik ama kader böyleymiş demek ki. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.